أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك ربنا وإليك المصير. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والحمد لله رب العالمين. آمين. 24. söz, 2. dal ve reşha. İşte reşha misal 3. arkadaşımız ki hem fakirdir hem renksizdir. Reşha misal, reşha olan kişi, reşhanın temsil ettiği kişi min özelliğini söyledi. Fakir ve renksiz. Katre için hakim filozof tabirini kullandı. Zühre için sen çiçek olarak git dedi. Çiçek diyor. Reşhan'ın bir özelliği görünmüyor. Fakir ve renksiz. Çiçek zaten renkli. Kendine ait bir rengi var. Neredeyse o renk sabit. Katre ise sabit, kendisi sabit rengi var. Değişir de kendisine göre değişir. Menekşe yaşlanınca ilk taze açtığında sabit diyebiliriz. Değişiyor ama menekşe olarak sabit rengi var. Katre ise kabiliyetinin verdiği bir renk içinde görünebilir. Hicapların gerisinde, perdelerin gerisinde kabiliyetinin verdiği bir renk içinde görünür. Sabit bir rengi yok. Reşha ise fakirdir ve rengi yok. Güneşin hararetiyle çabuk tabahhur eder. Ne demek? Güneşin ısısıyla çabuk tabahhur etmek. Evet. Evet, buharlaşır. Güneşin ısısıyla çabucak buharlaşır. İçindeki madde-i kesife nar-ı aşk ile ateş alır. Ziya ile nura döner. Neler anlatıyor? Güneşin reşha, baştan alayım. Reşha fakirdir, reşha olan kimse ve rengi yoktur, renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tabahhur eder. Ne hatırlıyoruz, ne anlıyoruz?
enaniyetini bırakır. Evet, güneşin hararetiyle çabuk tabahhur eder, ne demek? Ne hatırlatıyor? Buharlaşır. Ne demek? Güneşin ısısıyla çabucak buharlaşır. Ne hatırlatıyor size? Herkes. Öpendirmek mi? Efendim? Güneşle muhatap olunca, güneşi hatırlayınca, güneşe karşı olunca hatırlamak. Doğru. Hemen buharlaşıverir. Yani kendine ait hiçbir şey olmadan hemen farkına varır. Yaşa. Benden değil ondan. Der. Yani ben değil o. Ha. Ene yerine hüve der diye geçer başka yerde. Enaniyetini bırakır. Sonuç olarak. Buhara biner, sonra enaniyeti bırakınca kendi de kendine ait bir kıymeti olmadığını fark edince hafifler. Kendine ait bir ağırlığı yok. Kendine ait bir davası, iddiası yok. Hepsi niye böyle diye soruyorsun? İradem yok anlamında değil. Kendisinde var gibi görme özellikleri sorunca beni yaratan öyle yaratmış. Bütün yaptığı işleri, iradesini de kullanarak yaptığı işleri bana bu özelliği veren benim yaratıcım. Bana benden bir şey yok. Subhanallah, bu kadar rahat olur, hafif. Varlığın hafifliğini yaşar. Biz ağır. Şimdi rahatlayın. Şöyle olsun diye olmadı. Yapacağım bunu, gerçekleştireceğim. Ben yapacağım diye. Kendimize ağırlık isnat ediyoruz. Yapılmasını istediğimiz, olmasını istediğimiz şeylerin de yaratıcısının, kainatın yaratıcısı olduğunu bilerek yaşamak çok farklı. O zaman havaya biner, buhara biner, kendisini, kendi ağırlığını terk ettiği enaniyetin ağırlığını. Terk ettiği oranda, terk ettiğimiz oranda buharlaşıyoruz. Güneşin ısısı karşısında hava nasıl buharlaşınca çıkar, havaya çıkar, yükselir. Evet, havaya çıkar, buhara biner, havaya çıkar. Kendisi, buhar kendisinin dönüşümüdür. Suyun mayi, sıvı halinden buhar haline dönüşümü. Kendisinin dönüşümü. O kendisini buhara dönüştürünce havaya biner, atmosferde çıkar. İçindeki maddeyi kesife nar aşk ile ateş alır. Ziya ile nura döner. İçindeki maddeyi kesife yanar. Nar-ı aşk ile ateş alır. Bizde de içimizdeki neyin aşkı dersek herhalde yaratıcını tanımanın. Buradaki örneğinde güneşin karşısındaki duran suyun, güneşe karşı duran suyun, güneşin ısısıyla olan ilişkisinde, ona olan sevgisinde, ısı hep senden, benden değil. Çok memnun. Ona kendini teslim edişinde sıvı buharlaşıyor. Orada kendisinin o ağır olan maddesi nar-ı aşk ile ateş alıyor, yanıyor.
ziya ile nura döner. Yani ondan gelen ışıkla nurlanır. O zaman güneşin, kalp güneşin görünmesine vesile olacak. Geşhala olur. Atmosferde zerre çıkıyor olur. O ziyanın cilvelerinden gelen bir şuaya, şuaya yapışır, yanaşır. Güneşe daha yakın olur. Ne kadar yakın olur? Şuradan güneş çok uzakta, biz ne kadar çıksak ne kadar yakın oluruz? Dememek lazım. Havaya çıktıkça bizim açımızdan ağırlıklarımızı kaybedip, kesafetimizi kaybedip, nurlandığımızı, onun abde olduğumuzu anladıkça ona yakınlardan oluruz. Kur'an-ı Kerim'de mukarrabun bahseder. Tefsirlerde de genellikle Allah'a yakın melekler, Allah'a yakın olanlar diye yorumlanır. İşte reşa olan kimse Allah'a yakınlaşır. Aslında Allah ona yakındır. O da onun yakına varır. Ona yakınlaşır. Mukarrab ondan olur. Ey reşa misal. Peki zührede, katrede onun tezkiyesi dedi. Reşanın tezkiyesi ne olabilir sizce? Bu halde daha iyi bir hale geçir. Sen şöyle şöyle yapsan çok daha iyi olursun. Diyeceği bir hal var mı? Yok. Onun için reşanın tezkiyesi yok. Ey reşan misal, madem doğrudan doğruya güneşe aynedarlık ediyorsun, atmosferin içerisinde karıştı hava molekülleri, tam su, buharlaşmış su molekülleri, artık onlar güneş ışığının görünmesine faydası vesile oluyorlar. Başka güneşi gösteriyorlar, kendilerini göstermiyorlar. Biz atmosfere baktığımız zaman ben atmosferi görüyorum demiyorum ki, ışığı görüyorum. Misal, ışığı görüyorum, güneşten gelen ışığı görüyorum. Halbuki ben güneşin reşhalarda tecelli eden, yansıyan aksini görüyorum. Ama reşha kendisini göstermediği, güneşi gösterdiği için ben güneşin ışığını görüyorum diyorum. Demek ki çok basit olan bu halin çok zor değil dersinin benim Halık'ımdan geldiğini bilerek yaşasa, her şey onun tasarrufunda desem, kuş tüyü gibi değil, hava buharı gibi olur, su buharı gibi olur. Hiçbir problemim olmaz, hiçbir endişe olmaz. Vazifemi yaparım, vazife ilahiye karışmam. Yani vazifemi yaparım, güneş ışığını yansıtırım, kendimi hiç ortaya koymam. Evet, kendini sıfırlamak. Doğrudan doğruya güneşe aynı darlık ediyorsun. Sen hangi mertebede bulunursan bulun, aynı şemse karşı, şems güneşin bizzat kendisine karşı, aynı yakın bir tarzda, safi, bakılacak bir delik, bir pencere bulursun. Hangi mertebede olursa olsun, güneşe, güneşle doğrudan doğruya muhatap olacak bir penceren, bir imkanın olur. Reşha olduğun sürece, mertebem farklı olabilir ama hangi mertebede olsan
Reşha içindeki hangi mertebe olursa olsun doğrudan doğruya güneşe bakar. Mertebeden kendi. Diğerlerinin mertebeleri vardı ya. Mesela Katrin'in mertebesi neydi? Ay'dan aldığı halde Ay'a doğrudan doğruya bakanı vardı. Vasıtalarla bakanı vardı. Küçücük bir delikten bakanı vardı. Büyük bir delikten bakanı vardı. Hiç deliksiz doğrudan doğruya Ay'a muhatap olanı vardı. Ayna kullananı vardı. Ayna kullanmadan yine doğrudan doğruya bakanı vardı. O mertebeler Reşha'da olabilir. İnsan Reşha olduğu zaman %100 böyle olacak değil ama Reşha yolundan gidince hangi mertebede olursa olsun Reşha yolundan gidince yine güneşe muhatap olur. Prensip olarak. Reşha ise hem o şemsin asar-ı acibesini ona vermekle müşkülat çekmeyeceksin. Yani güneşten gelen her türlü özelliğin asar-ı acibesi. Güneşe vermekte bir zorluk çekmez. Isı geliyor, güneşten geldiğini biliyor. Işık geliyor, güneşten geldiğini biliyor. Renkler geliyor, güneşten geldiğini biliyor. Kendine emanet mi? Güneşten geldi. Kendini göster. Ona layık haşmetli insafını tereddütsüz verebilirsin. Evet. Yani tavrı gereği güneşin haşmetli vasıflarını doğrudan doğruya güneşten geldiğini gösterir. Doğrudan doğruya güneşten geldiğinin farkına varır ve güneşten geldiğini de gösterir. Ay örneğini hatırlarsak ay ilk baktığımızda ışığın güneşten geliyor diye göstermez. Örnek. Kendinden ışık geliyor gibi. Çiçeğe bakarsan rengim güneşten geldi diye göstermez. Benim rengimdir. Örnek. Çiçeğin öyle bir iddiası yok da tavrı öyle. Temsil ettiği meslek pozisyon öyle. Saltanat-ı zatiyesinin dehşetli asarını ona vermekte güneşin saltanat azimi. Örnek ya, saltanat-ı zatiyesinin güneş semaya baktığımız zaman gündüz güneş her yeri aydınlatan haşmeti orada kendini gösterir bulunduğu yerde. Bütün dünyayı, hatta farkına varırsa dünya onun karşısında çok küçük bir yer alıyor. Her yeri aydınlatan ışığıyla bütün yıldız, başka yıldız, hiçbir yıldız görünmüyor. Yani onun ışığında. Yani örnek. Saltanat-ı zatiyesinin dehşetli asarını ona vermekte hiçbir şey senin elinden tutup ondan vazgeçiremez. Hiçbir şey bizi kandıramaz. Aramıza perde olamaz. Yaratılıştaki düzen, sistem, süreklilik bizi kandıramaz. Seni ne barzahların darlığı, ne kabiliyetlerin kaydı, ne aynaların küçüklüğü seni şaşırtmaz. Yani berzahların varlığı,
Yani bir yerde, bir anda bulunsak, sınırlı bir ışık gelse, mesela gece olduğunda ayı gördü, kesin biliyor o güneşten. Güneşi de oradan da oraya muhatap oldu çünkü. Bütün ışıkların kaynağı güneş olduğunu biliyor. Bir yerde bir ayna gördü, küçük bir ayna gördü, oradan ışık geliyor. Kesin güneşten biliyor. Çünkü güneşten başka ışık kaynağı yok diye biliyor. Ya bu neyi temsil ediyor? Bizim günlük hayatımızda yaşadığımız dünyada bazen sınırlı bazı yaratılışlar, bazı sevmediğimiz haller dünyada görüyoruz, biliyoruz. Yani çirkinliklerinden dolayı değil de onların sınırlı kabiliyetleriyle sınırlı bir ışık yansıttıklarını bilir ve o sınırlı gelen ışığın sınırlı özellikler gösteren o şeyin, eşyanın sınırlılığı güneşin ışığının sınırlılığı anlamına gelmez onun için. O şeyin böyle küçük yaratılmasından veya noksan yaratılmasından dolayı küçüktür ya da noksandır, eksiktir. Yoksa güneşin eksikliğinden dolayıdır. Bunu anlamak da çok önemli. Bunu kavramak çok önemli. Günlük hayatımızda mesela beğenmeyeceğimiz bir şey yaratıldı. Hoşumuza gitmeyen bir olay yaratıldı. Bu yaratıcının kabiliyetinin yetmezliğinden dolayı değil, o şekilde yaratılmasının kastedilmesinden dolayıdır. Küçük bir aynada az bir ışık yansıdı diyelim. Bu güneşin ışığının yetmediğinden az ışık geldi değil. Aynanın kapasitesinin küçük olmasından oldu diyeceğiz, der Reşa. Ne berzah senin, ne berzahların darlığı, ne kabiliyetlerin kaydı, ne aynaların küçüklüğü seni şaşırtmaz. Hilaf-ı hakikate sevk etmez. Yani oradaki ışığın ya güneşten gelmediğini ya da güneşin yetmezliğini, yetmemiş bak ışığı, bunda az çıktı. Demek ki burada güneş ışığının ışığı yetmemiş de onun için az kalmış değil. Yani önceden örneğin güzel örnekler, bir tanesi devamlı verdiğimiz bir örnek, mesela bir şey çürüdüğünde Allah yaratıcı o şeyin tazeliğini koruyamadığı için çürüyor değil. Orada da yaratma da büyütürken de %100, çürürken de %100 doğrudan doğruya tasarrufu ilahi gerçekleşiyor. Onu bilir. Seni hilaf-ı hakikate sevk etmez. Yani güneşin mutlakiyetine örnekte. Tek ışık kaynağı var güneş. Bunu anlamaya mani olmaz. Veya bunun tersini söylememize sebep olmaz. Reşa olan kişi için. Çünkü sen safi, halis, doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki, doğrudan doğruya ona bakmak ne demek? Eşyaya bakarken bile güneş ışığının yansıdığını bilerek bakmak. Mahlukata bakarken bile o mahlukatın halıkına bakmak. O mahlukatın halıkının vasıflarının tecellisini görmek.
doğrudan doğruya hep ona bakarak yaşama. Çok güzel, çok insani bir halim. Çok hafifletiyorum sana. Doğru da sen safi, halis, doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki mazharlarda görünen, güneş ışığını tedirliği ettiği yerlerde görünen, ki bu örneğimize göre çiçek olabilir, ay olabilir, kamer, berzahlar olabilir, mazharlarda görünen ve aynalarda müşahede olunan güneş değil, belki bir nevi cilveleridir. Orada görünen güneş değil, isterse büyük olsun, okyanusun üzerine yukarıya çıkalım, güneşin yansımasını görelim, büyük, geniş. Veya küçük bir aynada görelim. Orada görünen güneş değil, güneşin cilvesidir, aksıdır. Ay'a baktık, ay güneş değil. Güneşin ışığını yansıtan bir gezegendir. Çiçeğe baktık, çiçekteki renk güneş değil. Güneşten gelen rengin yansımasıdır, cilveleridir. Bir çeşit renkli aksileridir. Bir çeşit renkli aksileridir. Kendan o aksiler onun ünvanlarıdır. Şimdi anlattı değil mi? Gerçi o aksiler, o yansımalar güneşin ünvanlarıdır. Yani yaratıcının esmasıdır, ünvanıdır, sıfatlarıdır. Fakat bütün asar haşmetini gösteremiyorlar. Yani onun mutlak olan özelliklerini yansıtmıyorlar. Onlar mutlak olan özelliklerinin sınırlı bir şekilde yansımasını sağlıyor, yansımasında vasıta oluyorlar. Eşyadaki mahlukata baktığımızda Allah'ı görmek mümkün diyor. Nasıl görmek mümkün? Onların, eşyanın kabiliyetine göre Allah'ın esmasını tecelli ettiriyorlar ve fakat tecellileri kendi kabiliyetlerini sınırları dahilinde. Ondaki görünen özellikler hepsi Allah'tan ama sınırlı. Kabiliyetlerinde sınırlı. Böyle kainata bakıp kainatla olan ilişkilerimizi böyle bir anlayış üzerine tesis edersek her zaman Allah'ı görürüz. Her zaman Allah ile beraber oluruz. Kimin yaratıcıyla baş başa oluruz her zaman. İşte şu hakikatle karşı temsilde böyle başka başka üç tarik ve kemale gidilir. Herhalde özetleri sonuç söylüyor. Ve bu kemalatın mezayasında, meziyetlerinde ve mertebe-i şuhudun tafsilatında başka başkadırlar. Kemalatları, mertebeleri, meziyetleri her bir yolda başka başka görülür. Kamerden ışık alan kimse de aydınlanıyor. Güneşten ışık alan kimse de aydınlanıyor. Her birinin bir kemali var. Tamamen zulmatta kalmadı. Ama başka başka görünüyor kemalleri. Birisi ay ışığında ne kadar görebiliyorsa, birisi güneş ışığında. Fakat neticede ve hakka izan ve hakikati tasdikte ittifak ederler. Şimdi her birinin mertebesi farklı, her birinin mertebeyi şuhudun tafsilatında, yani müşahede ederek, bizzat görerek, yaşayarak, şahitlik yaparak,
Rabbi tanıma mertebelerinde başka başkadırlar. Fakat neticede ve hakka izan ve hakikati tasdikte ittifak ederler. Yani hepsi Allah derler. Hepsi Allah yaratıyor der. Allah'ın malıdır bunlar der. Ama Allah'ın müşahedede şuhudi olarak Allah ile baş başa kalmada onun bizde ya da eşyada tecelli ettirdiklerinin nasıl bir kaynaktan geldiğini anlama mertebesinde farklılık var. Allah yarattı deyip dünyada ondan bağımsız olarak dünyada yaşamak var. Onun dünyada görmeden yaşamak var. Veya dünyadaki tecellilerine bakıp hep o tecellilerle muhatap olup onun mutlak zatını düşünmeden ve kendini de o zatın, o mutlak zatın mahluku olduğunun bilincinde olmadan yaşamak var. Yani çok değişik mertebeler var. Fakat herkes bunlar hakikate giden yollarda, hakikate giden yolların farklılığıdır, tarifler. Yolların farklılığıdır. Hep ayrı ayrı yollarda hakikate gidiyorlar. Farklılıklar var ama neticede ittifak ediyorlar. Allah diyorlar. Demek her Allah demek bir değil. Her Allah dedin, ben inandım. Ben mümin olanın bütün özelliklerini yansıtıyor değil. Hangi mertebede yansıttın, hangi kanalda yansıttın, hangi tarzda yansıttın, çok farklı. Burada bu farklılıkları, bu 24. sözde bu farklılıkları anlatmak suretiyle bize ya bunun en iyi, en iyi olanını seçin kendiniz, ona göre eğitin kendinizi diyor. İşte nasıl bir gece adamı ki hiç güneşi görmemiş. Yalnız kamer aynasında, yalnız ay aynasında bir gölgesini görüyor. Güneşin ışığının gölgesini görüyor. Hiç güneşe bakmamış. Güneşe mahsus haşmetli ziyayı, dehşetli cazibeyi aklına sığıştıramıyor. Hiç güneş görmemiş. Hep kamerde kalmış. Aya bakmış, gece adamı. Güneşin haşmetini aklına sığdıramıyor. Sığıştıramıyor. Belki görenlere teslim olup taklit ediyor. Güzel bir şey söyledim. Görenlere teslim olup taklit ediyor. Güneşi gördük diyorlar. Valla öyle diyorlar diyor. Öyle de Veraset-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile Muhammed aleyhissalatü vesselamın öğrettiği, yaşadığı, tebliğini yaptığı tarzın bize intikal eden miras, kalan mirasından nasıl bir eğitim yapmışsa, nasıl bir din öğretmişse, onun ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebe-i uzmasına yetişmeyen, onun öğrettiğiyle yani bunlara reşha demişti ki reşha nübüvvet yolu demişti. Yani Kur'an'ın, peygamberin öğrettiği tarzda Rabbi tanıyanlar, ondan öğrenenler veya o tarzda öğrenenler, o eğitime girenler. Veraset-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebe-i uzmasına, en yüksek mertebesine Kadir, kudreti sonsuz. Nerede kudret gördüysem hep ondan. Nerede bir kuvvet eseri gördüysem hepsi ondan. Muhyi, hayat kaynağı olması sonsuz. Nerede bir canlı gördüysem onun hayat vermesiyle ondan. Onun Muhyi isminin tecellisidir. Muhyi ismine birer aynadır her bir canlı diye anlıyor. Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebe-i uzmasına yetişmeyen, onun
mutlakiyetini kavramayan, haşr-i azamın ve kıyamet-i kübrayı takvidi olarak kabul eder. Kıyamet aklına sıkıştıramaz. Kıyamet-i kübrayı. Bir anda şu kainatın kün emriyle var olduğunu, o kudretin tecellisine mazhar olduğunu, var olan her şeyin varlığını doğrudan doğruya onun kudretinin tecellisine borçlu olduğunu anlamayan, kıyamette ve haşr-ı azamda bütün mahlukatın huzur-u ilahide beraber olacağını, kıyamette bütün mahlukatın bir kün ile mahvedeceğini, öyle diyelim, yani yazık bozar tahtası diye tercüme ediyordu ona. Levhayı tespit miydi? Yani kün emriyle var olduğunu bilmeyen, kün emriyle kıyameti kopacağını ve her şeyin düzeninin onun kontrolü altında bozulup bir başka yaratılışa inkılap edeceğini düşünemez, kavrayamaz, takliden işte kıyamet olacak, haşır olacak der. Mesela her şeyin baharda örnek. Baharda bütün bitkilerin ve hayvanların bir anda Muhyi ismine mazhar oluşunu görmeye, haşirde bir anda hepsinin birden yaratılacağına düşünemez. Öyle bir şey gündemine getiremez. Bunun en güzel örneği bizdekini, Müslümanlardakini değil de Hristiyanlarda bir öldükten sonra dirilme meselesi var ama hiç hayatlarında öldükten sonra dirileceğiz, her bir amelimizin, her bir halinin hesabını karşılığını göreceğiz diye yaşama eğitimi pek yok. Zayıf kalmış, gelişmiyor. Çünkü her şey kün, feyekün, ol emriyle var olduğunu bilerek kainatta yaşanmıyor. Doğrudan doğruya o sonsuz kudret sahibinin, sonsuz hayat verici olanın kudretinin ve Muhyi isminin tecellisiyle vukua geldiğini, var olduğunu bilemiyor. Onun için de haşri kıyameti, Allah'ın huzuruna çıkmayı, Allah'ın huzuruna çıkan herkesin her halini mutlaka tespit edilmiş olarak onu bulacağını, bir bir haliyle Allah'a hesap vereceğini düşünemiyor. Yok, çünkü o kavram gelişmiyor. Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebe-i uzmasına yetişemeyen, haşr-ı azamı ve kıyamet-i kübrayı takvidi olarak kabul eder, akli bir mesele değildir der. Haşr meselesini akılla anlayamazsınız der. Neye? Çünkü kainatın varlığını bizzat Allah'ın kudretinin ve sıfatlarının, isimlerinin tecellisi olarak algılayıp, müşahede edip algılamadı ki, haşrın da şu kainatı var edilmesinden hiçbir farkı olmadığını görsün. Veya Rabbin yaratıcılığını şu kainatın şahitliği altında görmedi ki, öyle bir eğitimden geçmedi ki, haşrin yaratılmasını da bunun gibi olacağını düşünsün. Çünkü Allah'ı ayrı, kainatı ayrı gördü. Genelde. Yani evet ama niye? Niye? Doğru. Evet ama niye? Akıl güzel yolu. Evet. Niye? Doğru. Çünkü bunu anlamadık. Yani Reşham Rabbine muhatap olmadı ki, Reşham Güneş'e muhatap olmadı ki,
görünen tüm ışık parçacıklarının o güneşten geldiğinin bilincinde olmadı ki. O söylüyor, o kainatı yaratıyor, ben de kendim konuşuyorum, ben kendi işlerimi yapıyorum diye yaşadı. Onun mutlakiyetini müşahede ederek yaşamayınca o mutlak tecelliyi de anlayamıyor. Çünkü hakikati haşir ve kıyamet, hakikati haşir ve kıyamet, ismi azamın ve bazı esmanın derece-i azamının mazharıdır. Yani ismi azamın mazharıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinin şu kainata baktığımızda. Kadir isminin tecellisini nerede gördük? Ne kadar gördük? Kadir isminin tecellisini mesela işte ağacı yarattı diye gördük. Ama ağacın içerisindeki incelikleri sanki kendi gelişimiyle oluyor gibi anladıysa ağacı yaratanı, insanı yaratan o ama insanın içerisinde ben şöyle yapıyorum, benim böbreklerim böyle kanımı temizliyor vesaire diye anlıyorsa o zaman yaratıcılık isminin, Halik isminin azami mertebede tecellisine muhatap olmadık demektir. Şimdi Kadir isminin azami mertebede tecellisine muhatap olmak için inşallah kalbimizde buna yer vardır, bunu ihata edecek. Ama şimdi aklen konuşalım. Akli ifadelerle konuşalım. Allah'ın şu kainatı yaratanın ne yarattığını düşündüğümüzde her an be an değişen kainatın her bir halinin müstakilden ben yaratıldım, şimdi ben büyüyorum değil. Her bir halinin müstakillen, doğrudan doğruya onun kudretinin tecellisinden ibarettir. Düşünün. Her bir düşünün, her bir ağacın, her bir canlının biraz daha müşahhas olsun. Her bir hali. Bir kuş geldi, kondu, sonra uçtu. Konması da uçması da, ayaklarının hareketleri de, kaslarının, hücrelerinin hareketleri de, her hali doğrudan doğruya kudret-i ilahiyenin tecellisidir. Sanki kuş uçmadı. Kudret-i ilahiye onu uçacak şekilde yarattı. Kasları gerilmedi. Sanki kudret-i ilahiye onu, yaratıcının kudreti onu, önce kaslarını şu vaziyette, sonra şu vaziyette yarattı. Ve yalnızca onun yaratıcılığı, reşhabını gerektiriyor. Yalnızca onun yaratıcılığı sonucunda kuş bir halden diğer bir hale geçebilir. Kendiliğinden geçemez. Onun yaratıcılığının, yaratıcı isminin, Halik isminin tecellisinin devamından ibarettir. Veya bizim açımızdan devamı, Allah açısından Halik isminin tecellisinden ibarettir. Onun için zaman yok. O zamanın yaratıcısı, Halik isminin tecellisinin ezeli ve ebediliğini anlayan, onun azami mertebede Halik, azami mertebede Kadir ismini müşahede etti demektir. Böyle bir kudrete, bütün yaratıkların, yaratılmış olanların haşri, tekrar yaratılması zor gelir mi? Hepsini de şimdi yaratıyor. Zaten biraz da teknik bir kelime kullanırsa, akli bir kelime müşahedesi zor. Zaten kainat tekraren yaratılıyor her an.
Yani bizim açımızdan tekrar yaratılıyor. Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu biz bu dünyada zaman ve mekan içerisinde değişiklikler olarak, tekrar tekrar var edilmeler olarak görüyoruz. Ama mutlak için tekrar tekrar var etme diye söz konusu değil. Onun var edilişinin, onun yaratıcısı, yaratışının, onun kudretinin tecelli edişinin zaman boyutunda görüntüsünü biz algılıyoruz. Yoksa tek bir kudret yaratıyor. Bunu anlayan birisi, çok düşünüp bununla yaşamayı, ruhumuzu, hissiyatımızı böyle bir dünyada yaşıyoruz diye terbiye etmemiz lazım. Böyle bir terbiyeden geçmiş olan ve dünyayı hep böyle düşünen birisi, haşr-ı azam olacak. Bütün mahlukat tekrar, ölenlerin hepsi, çürüyenlerin hepsi tekrar taze bir şekilde yaratılacak dedi. Normal zaten hep öyle oluyor da. Ama bunu görmeyen, biz ölüp çürüyüp dağıldıktan sonra tekrar mı yaratılacağız? Doğal, kül olmuş, toprak olmuş gitmişiz der. Burada ismi azamı ve bazı esmanın dereceyi azamının mazharıdır diyor ya, sanki yani bütün esmanın dereceyi azamı var ama bir de bir tane ismi azam gibi anlaşılıyor. Olur. Senin anlayış. Şimdi kişinin anlayışına göre. Zaten ve orada yani sen öyle anlarsın yani. Ya da böyle anlarsın. Nasıl anlarsan. Çünkü her birisi reşa mesleğinde gitti diye mutlaka ismi, her bir ismin azami mertebede tecellisine muhatap oldu demek değil. Reşa mesleğinde gidip her bir ismin azami mertebesinde tecellisine mazhar olmuş, muhatap olmuş hal Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miraç halidir. O onu temsil ediyor. Yani herkes o miraç halini yaşar olur mu? Allah'ın her şeyin yaratıcısı Allah olduğunu bilerek yaşamak. Her zaman ve bütün özellikleriyle birlikte ondan geldiğini bilmek. Sonsuz esmasını. Zor bir iş. Şuradan giderken sana birisi bir şeyisi kırılıveriyorsun, alını veriyorsun. Veya dünyaya bakan yönüyle, fani yönüyle olayla ilgileniveriyoruz. Bak hemen. Kalbimizin bağı pamuk biliğiyle var. Çıkarıyla. Mutlaka şöyle, mutlaka böyle değil. Ya böyle, ya böyle, ya böyle. Nasıl anlarsan işte. Nasıl anlayabiliyorsan, nasıl yorumlayabiliyorsan o şekilde. Çünkü hakikat-ı haşir ve kıyamet ismi azamın ve bazı esmanın derece-i azamının mazharıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Veya biz bu cümleyi şöyle yapalım. Kimin nazarı ne kadar ismi azamın tecellisini kavrayabilecek veya esmanın azami mertebedeki tecellisine müşahede olabilecek şekilde bir terbiyeden geçmişse o mertebede ahirete inanır. Geri kalan kısmı taklidi olur. Haşire imanımız taklidi olur. Yani bu dünyadaki müşahedemizin nispetinde haşre, kıyamete imanımız kavi olur. Ve sanki gürür gibi inanırız. Yoksa taklit ederiz. Olacakmış. Öyle diyor. Peygamberden gelen haber öyle. Kur'an öyle diyor. Kur'an doğru. Allah'ın kelamı doğru şey söylüyor. Bunu da söylediğine göre doğrudur. Diye taklit ediyoruz. Kimin fikri oraya girse tefekkürü
azami mertebedesi, esmanın azami mertebedeki tecellisiyle meşgul olsa, haşir ve kıyameti gece ve gündüz, kış ve bahar derecesinde, yani doğmakla ölmek, baharı yaratmakla kışı yaratmak, geceyi yaratmakla gündüzü yaratmak derecesinde kolay görür. İtminanı kalple kabul eder. Emin olur. Kalben mutmain olarak ahir ve ahirete iman eder. Kolay değil. Ben kıyametin olacağına inanıyorum demek doğrudur da bunu kastetmiyor. İtminanı kalp ile her bir anda haşri yaratan Rabbi görmek gerekiyor. Bunu görebilmek için, haşri yaratan Rabbi tanımak için her bir anda kainatın yaratılışını görmek lazım. Kainatın devamını gören, mesela ben yaratıldım, şimdi büyüyorum. Şimdi hayatımı devam ettiriyorum. Şimdi biraz biraz yaşlanıyorum diyen haşri yaşayamaz. Ama çocukluğum öldü, şimdi genç olarak yaratıldım. Gençliğim öldü, şimdi ihtiyar olarak yaratıldım. Dünkü günüm öldü, bugün yeni gün yaratıldım. Öldü, Melk ismine mazhar oldu. Ve devamlı benim varlığım yaratıcılığın, yani halikiyetin sürekli tecellisinden ibarettir diye anlayan, dün bugün gece oldu. Kim yarattı geceyi? Dünkü gündüzü yaratan yarattı. Bu gece geçti, gündüz oldu. Bu gündüzü kim yarattı? Dünkü geceyi yaratan yarattı. Bu şekilde anlarımızı, günlerimizi, saatlerimizi, dakikalarımızı, anlarımızı onun yaratıcılığı olarak göre, şimdi şu anda ben şöyle konuşar olarak yaratılıyorum. Ondan geliyor, o kişi de böyle oturarak yaratılıyor, birisi de böyle düşünerek yaratılıyor. Hepsi yaratılıyor. İrade cüz'iyemiz yok değil, irade cüz'iyemizin talebine göre kendi fiillerimizde o yaratıyor. Öyle yaratılıyoruz, yaratıcılık hep ondan. Her türlü yaratıcılık ondan. En küçük bir şey, en büyük, aynı anda hep onun Halik isminin tecellisidir. Diğer, zaten haşri görüyor. Dün öldüm, bugün tekrar yaratıldım. Yatağa gittim, uyudum, sabah tekrar yaratıldım. Uyanıp yaratıldım. Yaratılıyorum an an, an be an. O zaman fikri oraya girse, İsmi Azam'ın mertebesinin, her bir ismin azami mertebedeki tecellisini, her şey doğrudan doğru, yaratılma ondan geliyor, sanat ondan geliyor, ilim ondan geliyor, nizam ondan geliyor. Her ismin, her türlü bir şeyde bir nizam gördü. Hepsi onun Nazım isminin tecellisidir. Ondan başka Nazım yok. Hepsi ondan. Böyle eğitim görsek, devamlı böyle düşüneceğiz, devamlı böyle anlayacağız desek, Kur'an bunu anlatıyor ama Rabbi böyle tanıtıyor ama hani Kur'an'ın Rabbi tanıtma eğitiminden geçmiyoruz. Maalesef. Fikri oraya girse kalben itminan olmuş, tatmin olmuş bir şekilde haşre iman eder. O kişi için bak, dünkü günümüz ile bugünkü günümüz arasında ne var? Bir boşluk var.
ve ölümle haşir arasında da boşluk yok. Ne bu acıda boşluk? Hani öldük, şimdi bekliyoruz. Bir anda bir baktık, yok. Bekleyen yok. Evet. Yani insan ölecek de, kabirde bekleyecek de, sanki ihmal edilecek gibi, sonra hadi bakayım kapı tekrar delinecek gibi hissediyor. Yani burada özellikle bu Reşha mesleğinde haşre ve kıyamete imanın ne kadar canlı olduğunu Reşha mesleğinin sonunda veya bu Reşha mesleği de üçünü toparladıktan sonra yani bu canlılığı temin için yani bu mesleklerin farklılıkları birisinde taklide, birisinde tahkike, birisinde kalbin itminanına, kalbin tam mutmain olmuş bir şekilde imanını haşir üzerinde verdi. Örneğini haşir üzerinde verdi. Biz kendimizi haşri imanda nerede buluyoruz? Öleceğim, ondan sonra haşir olacağım diye beklersen olmadı. Ara veriyorum. Sürekli yaratılıyorum, haşir olmuyorum dersen ölümümle haşirim arasında fark olmaz. Ölümden korkum olmaz. Çünkü yok olmayacağım ki. Yokluk araya girmeyecek ki. Boşluk yok derken. Yokluk araya girmeyecek ki. Allah Allah. Ölüm dünyada yaşamak nasıl olur? Gerçekten kalben mutmain olmuş bir şekilde öyle yaşamak. Takviden evet öyle olacakmış diyorlar deriz. Diyoruz da öyle yaşamak o kalbi itimiyle eminiz öyle. Ölüm gelse hani yokluk araya girmeyecek ki. Ne korkuyorum ki. Yokluk değil. Berzah alemi insan hani bir bebek olur, bir çocuk olur, bir delikanlı olur, bir yaşlı olur ya. Böyle yaratılış safhaları vardır değil mi? İnsan bu yaratılış safhalarında bir boşluk yaşamıyor. Yatıyorsun, kalkıyorsun ama yattığın uykumuzda rüya görüyoruz. Boşluk değil rüya görmeniz. Yaratılışın bir türüdür. Uykulu halde yaratılıştır. Orada da rüya görürüz. Bir saat, iki saatlik bir rüya görürüz. İki saat geçti, üç saat geçti, günler geçti gibi gelir. Bir saniyedir o. Bizim şu alem-i şehadetteki görüntüsü. Değil mi? Yani berzah alemi de yaratılışın devamıdır. Ama yaratılışın çeşitli türleri var. Anne karnında yaratılış var. Anne karnından çıktıktan sonra dünyaya gelmiş şekilde yaratılış var. Çocuk olarak yaratılış var. Bebek olarak yaratılış var. Var. Yaratılışın bir türü var. Yaratılışın bir türü. Berzah da öyle. Yaratılmanın devamıdır. İhmal değil. Yani kabre gömüldük diye, cesedimizi kabre koydular diye artık benimle yaratıcımın ilişkisi kesildi. Kıyamet kopacak. O zaman hadi bana kalk dediği zaman başlayacak değil. Uykuya gittim diye yaratılışım bitti değil. Yaratıcım beni ihmal etti değil. Alakam kesildi değil. İşte yani, şu sırdandır ki haşir ve kıyameti en azam mertebede en ekmel tafsilatla Kur'an zikrediyor.
ve ismi azamın mazharı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ders veriyor. Çünkü onun risaleti, ne demem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti, diğer peygamberlerin risaletinin kapsıyor fakat bir adım ilerisi, bir adım ilerisi her bir peygamber diye anlıyorduk, anlatılıyor ya. Onun risaletinde bütün ismin azami mertebedeki tecellisinin dersini veriyor. Onun için Kur'an'da haşir ve kıyamet en bariz, en açık delillerle anlatılmış. Dikkat edersek haşir, kıyametin anlatıldığı yerler, yani özellikle 10. sözde, 29. sözde anlatılan delillere baktığımızda ne görüyoruz? Hep kainattaki tecellilerin örnek verilişini görüyoruz. Ta ki yaratılışı, ihyayı kime verdiysek, hayat vermeyi kime verdiysek, haşrı da ona vereceğiz. O yaratmayı, ihyayı nasıl bir özellikle yarattıysa, her anının her özelliğini ismi azam, azami mertebede tecellisi olarak algıladığımız oranda haşrın gerçekleşmesinde de itminan-ı kalbe sahip oluruz. Ve eski peygamberler ise hikmeti irşadın iktizasıyla bir derece basit ve iktidai bir halde olan ümmetlerine haşri en azam bir derecede, en geniş bir tafsilatla ders vermemişler. Her bir ismin azami mertebesini, cellisini algılayabilecek derecede değillerdi. Çünkü ona desen ki bir zerre var, atom var, onun elektronu var, elektronun hareketleri şöyledir, böyledir. O kadar detaya giremez. Dünyadaki değişiklikleri en detaylı gece gündüz değişikliği olarak görür. Hem şu bitirelim, konu bitiyor çünkü. Hem şu sırdandır ki bir kısım ehli velayet bazı erkan-ı imaniyeyi mertebe-i uzmasında görmemişler ve gösterememişlerdir. Kamerler. Gösteremediler. Yani bazıları Esma-i İlahiyenin tecellilerinde, mesela bazı isimlerin tecellisinde çok fazla terakki ettiler, diğer isimlerin tecellisinde ihmal ettikleri için diğer isimlerin tecellisi ile ilgili olan konularda müşahedelerinde zayıf kaldılar. Onun için veliler arasındaki fark, Evliyaullah hani ben şöyle müşahede ettim diyor, başta söylemişti ya, farklılık nereden geliyor? Esma-i İlahiyenin bir, çok sayıda oluşundan, iki, her bir esmanın çok değişik mertebelerde müşahede edilebilir oluşundan, herkes kendi kabına göre ne kadar doldurabildiyse o kadar Esma-i İlahiyenin tecellisine mazhar olduğunu, mazhar oluşundan geliyor. Hem şu sırdandır ki marifetullah'ta derecat-ı arifin çok tefavüt ediyor. Yani gerçekten derecat-ı arifin, arifler yani Allah'ın marifetine ermiş olan kişilerin derece farklılıkları bu sırdan ileri geliyor. Daha bunlar gibi çok esrar, çok hakikatten inkişaf, çok hakikatten inkişaf eder. Çok esrar, çok hakikatten inkişaf eder. Şimdi burada çok meseleyi çözebilirsiniz. Çok sırları bu hakikatten geliştirebilirsiniz. Şimdi şu temsil hem bir dereceyi hakikati ihsas ettiğinden, hem hakikat çok geniş ve çok derin olduğundan biz dahi temsille iktifa ediyoruz. Haddimizin ve takatimizin fevkinde olan esrara girişmeyeceğiz. Yani o bu meselelerin en ince sırlarını açıklamaya girişmeyeceğiz. Yalnız bir temsille, Lühre, Katre, Reşat temsiliyle tarzlar arasındaki farkların insan
Rabbimi tanımadan farklı, değişik tarzların, değişik yolları takip etmesinin sonucunda ortaya çıkan değişik müşahedeler, değişik velayet mertebeleri, Rabbe yakınlık mertebelerinin olduğunu bu misalle görürüz. Ve hatta peygamberler arasındaki her şey aynı itikadi esasları verdiği halde, anlattıkları halde yakini, kalbi itminanla delil verme, müşahedeye davet etmenin konusunda da mertebesinde de farklılıklar olduğunu böylece anlayabiliriz. Kendimizlerin, insanlar arasındaki farklılıkların da kaynaklarının bunlardan geldiğini anlayabiliriz. Bu örneği geliştireceğiz kendi dünyamızda. Örnek vereyim bu misalleri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.